koruyucu önlemleri sürdürmeye çağırdı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği ülkelerinde yetişkin nüfusun %50'sinden fazlasına aşı yapıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık ayından bu yana toplam 700 milyon doz aşı ürettiğini, bunun 350 milyon dozunu 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini belirtti. Almanya'da Sayıştay, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelede yaptığı harcamaların devleti zarara uğrattığını tespit etti. Dijital Covid sertifikası ise 14 Haziran'da uygulamaya girecek. Sağlık Bakanı Jens Spahn, çift doz aşı olanlarla ilgili bilgilerin dijital olarak sertifikalandırılacağını açıkladı. Koronavirüs salgınından büyük yara alan Hindistan'da da kayda geçmeyen can kaybı verileri hesaplamaya dahil edildi. Rakam 359.695'e çıktı. Rusya'da da Şubat ayının sonlarından itibaren en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 11.699 yeni vaka bildirildi. Toplam can kaybı 125.278'e yükseldi. Hong Kong'da ise bağışıklık kazanılması amacıyla 12 yaş ve üstü çocukların Pfizer-BioNTech aşısı olmasına izin verilecek.